Bekar bir kızı babası, evli kadını ise kocası çalışmaya zorlayabilir mi? Yoksa kadın kendisi istemediği sürece çalışmak zorunda değil mi? Şimdi bakın mesela şeyde Nisa suresinin 30. 34. ayetinde biliyorsunuz Allahü Teala Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa. Erkekler kadınlar üzerinde koruyup kollayıcıdır diyor. Bima fattalallahu ba'dahum ala ba'd, birini diğerinden farklı yaratmış olması sebebi, bima enfaku min envalin ve mallarından harcıyor olmaları sebebiyledir. Dolayısıyla esas yani malı harcama görevi şeyde Kocada. kocada ya da nisa dediği için de yani kızlar da o kavramda düşünülebilir. Ha, kadın çalışabilir mi? Tabii ki çalışabilir. Mesela Enbiya suresinde miydi bu Belkıs'ın olayı? Nemil. Neml suresinde. Ha, evet, Neml suresindeydi. Mesela orada Belkıs bir hanım olarak bir devlet başkanıdır. Kur'an-ı Kerim onu tenkit edici en küçük kelime kullanmadığı halde kullandığı kelimelerin tamamı çok akıllı, Evet, çok evet. usturuplu çalışan birisinin olduğunu da gösteriyor. Yani bir kadının iş yapmasına hiçbir engel yok ama baskı altında bulunmayacak. Allahü Teala karı koca ilişkilerini de yani şeyden Nisa suresinde diyor ki ve aşiruhunne bil maruf diyor. Nisa suresinin dakika 19. ayetinde öyle diyor. Onlarla marufa göre geçinin diyor. Yani doğru olan, Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmayan bütün ilişkiler olur. Ama erkek karısını çalışmaya zorlayamaz ama çalışırsa da bu kadının hakkıdır.